Merhaba, hoş geldiniz. Bugün karşımızda yeni motosikletim KTM RC125 var. Intro başlıyor. Daha yeni, yani yeni dediğim de direkt yeni, dün aldım. Hatta başlayalı da 30 kilometre falan olmamıştır. Daha iyi. Mikrofon nerede? Hani düşünce söyleyecektin? Motosiklet dediğim gibi dün aldım. Daha süreli de 30 kilometre olmadı. Hatta bakalım. Aynen, tam 30 kilometre olmuş. Daha deposunu falan da hiç bitiremedim. Dolduracağız. Gerçekten az yakıyor. Eğer gördüğüm kadarıyla. Çift gözlü olmasının nedeni eski model olması. Yani eski model dediğimde 2016 ama gerçekten yenilerine göre bence daha güzel duruyor. KTM Duke 125'in motoru bile onu kullanıyor. Hatta direkt motor KTM Duke 125 ile aynı. Zaten RC125, KTM 125. Sonra neydi? Bajaj'ın bir şeyi daha vardı. Onların hepsinin motoru aynı. Bir tek KTM ek olarak birkaç tane daha şey ekliyor. Diyor ki ben diyor farklıyım. Ben diyor farklıyım, tabii ki de farklı olacağım. Derken farklılığını konuşturuyor. Araba buraya mı geliyorsun? Gelmiyor. Motosikletinde yapacağımız değişikliklere geleceğiz ilk öncelikle. Ben şuralara şöyle kaplama falan düşünüyorum. Tabii sizle beraber yapacağız onu. Siz eğer isterseniz şuralara kaplama falan düşünüyorum. Egzoz düşünüyorum. Sonra işte şöyle güzelleştirmeyi düşünüyorum. Part part yapacağım bunları. Yani modifiye partları şeklinde olacak. Birden yapamam. Çünkü aylar sürecek muhtemelen biz bunu tamamlayana kadar. İşte yeni motosikletim bu. Fazla da anlatmaya gerek yok. Hadi gelin çabuk sürüşe geçelim. Motosikletimize şöyle bir de yakın çekim almak istedim. Süspansiyonlarımız gerçekten rahat değil. İlk önce onu söyleyeyim ben size. Arka taraf rahat ya. Ön tarafa göre nispeten biraz daha rahat. Sesi gerçekten güzel geliyor. Egzoz olmamasına rağmen muhteşem bir sesi var. Zaten onu yolda da dinleyeceksiniz. Şimdiye kadar da ara videolarda da gösterdim. Şu stopun da tatlılığını göstermek istiyorum size. Gerçekten güzel duruyor. O bir başka duruyor. Şöyle gelelim. Jantlarımız turuncu. Şasemiz turuncu. Şuradaki eklemelerimiz turuncu. Zaten şu şekilde de size göstergeyi göstermiş olayım. Ayağımız açık olduğu için bu yanıyor. Zaten bunları da çalıştıktan sonra sönüyor otomatikman. Evet, burada işte açma kapama yerimiz var. Aynalarımız var. Aynalar bu arada katlanabiliyor. Ben bunu bayağı sevdim. Aralardan falan geçerken, oradan buradan geçerken çok işimize yarıyor. Depomuz gayet güzel, büyük. Evet. Oturduğumuz zaman şu şekilde, nasıl diyeyim size, bayağı bir alan kalıyor ön tarafında. Gerçekten buna ilk oturduğumda şu duruş şekline hiç alışamadım. Zaten hala da alışamadım. Buna alışacağız. Hadi gelin hemen sürüşe geçelim. Burada da fazla oyalanmayalım. Evet, eğer sesimi alıyorsanız şu anda bu çekimden başlıyoruz. Şu şekilde. Telefonu da kaldıralım cebimize. Hala çekiyor mu? Çekiyor. Başlıyorum. Sesini de siz dinlemiş olursunuz. Neyse şöyle. Alabilirim, geçeyim. Neyse, gelelim konumuza. Şu an zaten sesi alıyorsanız çok fazla egzoz sesi geliyor. Neden?
neden de bilmiyorum. 125 cc olmasına rağmen ve orijinal stock egzoz üzerinde olmasına rağmen gerçekten güzel bir ses veriyor. Şu audio da güzelmiş ya. Beni biri arıyor ama bakalım mı kim arıyor saatten? Anneannem arıyor mu? Evet, 125'liğe göre performansı nasıl diyeceksiniz? Eğer sesimi alıyorsanız güzel. Ben de bununla daha önce Yamaha VR125X vardı. Evet, bu sesten bence almıyorsunuz ya. Neyse, onun da sesi gerçekten kötüydü. Bunun da sesi kötü ama güçlü çıkıyor. O yüzden egzoz isteyebilir. Egzoz yapabiliriz buna belki. İşte bu şekildeydi. Kısa bir video oldu bu da. Şurada da kapatalım. Şöyle dönüp bitirelim bence. Tam olarak şurada. Evet, motosikleti garaja bıraktım ve eve geldim. Motosikletimiz genel olarak güzel. Nasıl diyeyim, en azından çok büyük bir kazası olgusu yok yani. O yüzden tam bir modifiye uygun olarak düşünüyorum. İstediğiniz bir şeyler varsa aşağıda yorum olarak belirtin veya şuradan çıkan Instagram hesabından DM'den yazabilirsiniz. İşte ne bileyim, boyatacağım renk, yani boyatacağım dedim, kaplatacağım, boyatmayı düşünmüyorum. Kaplatacağım renk veya sticker varsa sticker, onların modellerini bana atabilirsiniz. Ben de ona göre part part videoları atmaya devam edeceğim ki size güzel içerik serimiz çıksın. Hop, bu arada videoyu editlerken fark ettim, size şunları göstereyim ben. Yapacağım kaplamalardan biri bu olabilir bence, çünkü çok güzel duruyor. Yani nasıl diyeyim, şu kaplamalardan gördüğünüz üzere bayağı parlak ve güzel duruyor. Veya direkt şöyle dümdüz sticker modellerine de bakabiliriz. Batman ne olur mesela, şu şekilde olur, başka ne olur, bunda bayağı bir gözüm var. Böyle Venom desenli bir şey bu. Veya işte simsiyah da olabilir ama yakışır mı bilmiyorum. Şunda bayağı gözüm kaldı. Peki sizce hangisi olmalı? Aa, şu da güzelmiş ha. Bu da bayağı güzel duruyor. Ama çok mu kamufle? Neyse ya, siz beğenin. Bana Instagram üzerinden atın veya aşağıdan seçin. Gökkuşağı rengi mi olsun? Şöyle sticker mı olsun? Yoksa daha farklı şeyler mi olsun? Hepinizden bekliyorum cevapları. Açıkçası bu motosikleti alma nedenlerin biri de o modifiye serilerini yapmaktı. O yüzden mutlaka sizden cevap bekliyorum. Ona göre modifiye edeceğim. Her cevabın benim için önemi var. Hepsini beğeneceğim, like atacağım, hepsine cevap vereceğim. Söz, buradan da size söz. Bu kadar da net konuşuyorum. Abone olmayı, like atmayı da unutmayın. 100.000 aboneye de ulaşmışız. Çok teşekkür ederim. Plakete özel video da yapacağım. YouTube plaketimiz ilk önce gelsin. 100.000 abone özel videosu da o zaman gelecek. Hadi kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.